Değerli basın mensupları, ülkemizde 2 milyon annenin yüreği her an kan ağlıyor. 2 milyon aile ülkemizde madde bağımlılığının, uyuşturucu girdabının içinde. Ülkemizde uyuşturucu ticaretinde baronlar aşamasından holdingler aşamasına geçtik. Uyuşturucu kullanımı, uyuşturucunun neden olduğu sorunlar, uyuşturucu ticaretinin siyaset ilişkisi alarm zilleri çalıyor. Verilere bir bakalım. Bugün ülkemizde yaklaşık 2,5 milyon madde bağımlısı var. Bağımlıların ailelerinin yakınlarını da düşündüğümüzde yaklaşık 10 milyon kişinin uyuşturucu sorununu yakından hissettiğini görüyoruz. Ve bu sorun her geçen gün katlanarak büyüyor. Resmi verilere göre 2021 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında 215 binin üzerinde operasyon yaptı ve 300 bine yakın gözaltı. Ele geçirilen uyuşturucu madde miktarlarında bir önceki yılla kıyaslandığında uyuşturucu türüne göre %100'lere yakın ve %54'leri aşan değişik oranlarda artış görüyoruz. Bu veriler gençlerimizi zehirlemek için alana sürülen uyuşturucu miktarındaki büyük artışı göstermektedir. Yine verilere baktığımızda 81 ilimizin tümünde uyuşturucu bağımlılığı olduğunu görüyoruz. Bugün ülkemiz uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticareti açısından adeta bir serbest bölgeye dönüşmüş durumda. Sosyal Demokrasi Vakfı'nın araştırmasına baktığımızda yaşadığımız ilçede en çok fazla uyuşturucu problemi var diyenlerin oranı %52. Topluma uyuşturucu sorununun yansıma oranını göstermesi açısından önemli. Uyuşturucuya karşı okullarımızın etrafındaki güvenlik kesinlikle yeterli değil diyenlerin oranı da %60. Bu verilerde uyuşturucu sorununun toplumda nasıl algılandığıyla ilgili önemli bir veri. Gerek dünyada gerek ülkemizde yakın tarihimizdeki tecrübeler de göstermektedir ki uyuşturucu alanını kontrol eden, yönlendiren baronlar, karteller her zaman siyasi ve bürokratik ilişkilere ihtiyaç duymuşlardır. Bazı devlet mekanizmalarına, devlet görevlilerine ve siyasilere uzanan çıkar ağları oluşturmuşlardır. Bu açıdan da bakıldığında ülkemizdeki vehameti çok yakından görme olanağı olduğu kamuoyunun. Bu ilişkilere baktığımızda siyasi ve bürokratik sorumluluk noktalarına uzanan bazı ilişki ağlarında şunları görüyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede zaaf yaratan unsurlar olduğunu da bu noktanın yüksek düzeyde tespit etmemiz lazım. Bazı hatırlatmalar yapacak olursak, ülkemize doğru yola çıkan Kolombiya'da 5 tona yakın kokainin ele geçirildiği konteynerin yakalanmasının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Brezilya'dan gelen geminin 540 kilo kokain ile Kocaeli Dilovası'ndaki Yılport Limanı'nda yakalanmasının üzerinden 2 yıl geçti. Orta Doğu'nun en büyük uyuşturucu baronu olduğu belirtilen Naci Şerifi Zindaşti'nin önce şaibeli şekilde tahliye ettirilip sonra kaçması olayının üzerinden 4 yıl geçti. Cennet koylarımızı, limanlarımızı uyuşturucunun transit noktalarına dönüştüren bu olaylar neden çözülememektedir? Tonlarca uyuşturucu kime gidecekti? Uluslararası düzeyde bu uyuşturucu sevkiyatı ağı ülkemizde kimlere uzanmaktadır?
uyuşturucu baronunu göz göre göre serbest bıraktıran, firar etmesine göz yuman şebeke neden tümüyle çözülememiştir? Ve gündemdeki son olay. Kolombiya'dan kozmetik ürün adı altında Türkiye'ye gönderilen iki ayrı kargo paketinde 111 kilogram uyuşturucu maddenin alıcısı olduğu gerekçesiyle bir kozmetik firmasının sahibi tutuklandı. Bu kişi iki kez gözaltına alınıp mahkemede serbest bırakılıyor. Bu kişinin Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı dahil devlet büyükleriyle de fotoğrafları ortaya çıktı. Uyuşturucuyla mücadele sadece güvenlik ve narkotik mücadelesi olarak ele alınamaz. Uyuşturucuyla mücadele kolluk faaliyetlerini içeren arzla mücadele ile sınırlandırılamaz. Uyuşturucuyla mücadele topyekün bir seferberlik gerektirir. Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin ailelerin beklentileri var. Uyuşturucu girdabının ülkemizde yarattığı toplumsal sorunlar var ve birçok ailenin, başından da belirttiğimiz gibi, yaklaşık 2 milyon ailenin dünyası kararmış durumda. Peki bu bir kader mi? Uyuşturucuyla mücadele ne gerektiriyor? Bize ne görev düşüyor? Ülkemizde uyuşturucu ticaretinde baronlar aşamasından holdingler aşamasına gelindiği bütün kamuoyu nezdinde bir hafta önce net bir biçimde ortaya çıkmışsa, o zaman demek ki uyuşturucuyla mücadele başta Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülüğünde ve önderliğinde topyekün bir güç birliği gerektiriyor. Bu mücadele mutlaka aileleri, bakanlıkları, toplumu, sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri, tabii ki uyuşturucuyla mücadele eden emniyet kuvvetlerini, güvenlik kuvvetlerini içine alan topyekün bir mücadele gerektiriyor ve bu mücadelenin öncülüğü ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir güç birliğiyle gerçekleştirilebilir. Uyuşturucuyla mücadele, madde bağımlılığından kurtulma mücadelesinin aileler tarafından ne kadar yakıcı bir talep, şekilde talep edildiğini biliyoruz. Burada da tedavi olanaklarımızın uyuşturucudan, madde bağımlılığından kurtulma mücadelesini destekleme unsurlarının güçlendirilmesi gerekiyor. Biz tüm bu konuların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önderliğinde ele alınması için bir araştırma önergesi verdik. Konunun boyutlarının daha iyi anlaşılabilmesi için İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere soru önergeleri verdik. Görev bugün Türkiye'nin en büyük potansiyeli olan, Türkiye'nin geleceği olan gençleri uyuşturucudan, madde bağımlılığından uzak tutmak ve tedavilerle uyuşturucu girdabından kurtarmak, annelerin acısı, annelerin dünyalarının çökmesi anlamına gelen uyuşturucudan kurtulmasını sağlamaktır. Uyuşturucu sorunu ile mücadele güç birliği ve seferberlik gerektirir. Alarm zilleri çalıyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi güç birliği içinde bu mücadelede öncü olmalıdır. Teşekkür ederim. Yeni önerge de verdik. Alanla ilgili daha çok çalışmamız gerektiğini, alandaki verileri gördüğümüzde, anneleri dinlediğimizde, bu konuyla ilgili çalışan kurumlar var. Bu kurumlardan biri Sosyal Demokrasi Vakfı, bir başkası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Bölümü, Temiz Toplum Derneği çalışıyor. Çok kurum var ama bir koordinasyon gerekiyor. Yüksek düzeyde bir irade gerekiyor. Bu iradede de siyasilerin birliği çok önemli.
ailelerin de zaten uyuşturucuyla mücadelede talepleri dinlendiğinde, yani siyasilerden beklentileri sorulduğunda birlik içinde olunması gerektiği yönünde bir talep var. Dolayısıyla birlik olmadan, Türkiye'de bir güç birliği olmadan bu sorun çözülemez. Aslında bir önemli tecrübe de yaşamış olduk. Pandemiyle mücadele bir toplumda, dünya örneklerine de bakıldığında pandemiyle ilgili mücadele bir sorunu çözme konusunda nelerin yapılabileceğini ve seferberliğin gerektirdiği koşullar yerine getirildiğinde sorunların çözülebileceğini de göstermesi açısından da örnek. Pandemiyle mücadele, COVID'le mücadele unsurları da aynı zamanda uyuşturucuyla mücadele açısından bize önemli unsurlar veriyor, önemli örnekler gösteriyor. Teşekkür ediyorum.